kameralarımızı Akdeniz'in incisi Antalya'ya çeviriyoruz. Ve Antalya'nın şirin bir ilçesi olan Aksu ilçesindeyiz. Antalya-Alanya yolu üzerinde bulunan Aksu, konumu itibariyle Antalya çevresindeki birçok ilin kesişme noktası halinde. Aksu ilçesinin ekonomisi tarım ve turizme dayalı. Sınırları içerisinde bulundurduğu antik Perge kentiyle tarihi bir mirasa sahip olan ilçe, yine sınırları içerisinde bulunan Kurşunlu Şelalesi'yle de yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret akınına uğruyor. Aksu ilçesi aynı zamanda çiçek ve çocuk temalı Botanik Expo 2016 fuarına da ev sahipliği yapacak. Biz bu güzel ilçeyi daha yakından tanımak üzere Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in makamına konuk oluyoruz. EkoShow bölge sorumlumuz Cevdet Dönmez'in Halil Şahin'le gerçekleştirdiği sohbeti getiriyoruz ekranlarınıza. Antalya'dan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, Antalya'nın şirin ilçesi Aksu'dayız. Aksu Belediye Başkanı Sayın Halil Şahin bizlerle. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Bizi de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin diyorum. Efendim biz Aksu'yu merak ediyoruz. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Antalya'nın çok önemli ilçelerinden birisi Aksu. Bildiğimiz kadarıyla ana arter bir yol üzerindesiniz. Bütün hemen hemen burada okuduğum kadarıyla Konya, Mersin, Alanya, Burdur, Isparta yollarına girebilmek için, buralara gidebilmek için Aksu'dan geçiliyormuş. Tarih ve turizminde iç içe olduğu bir ilçe Aksu. Biraz tarihten bahsedecek olursak Perge ve Kurşunlu Şelalesi de sizin ilçeleriniz sınırında. Bununla ilgili turizme katkısı olan bir bölge. Nasıl ziyaretçiler, nasıl karşılıyorlar, nasıl buluyorlar? Tabii tüm dünyanın tanıdığı bir kentimiz, antik kent. Ciddi manada bir ziyaretçisi olan Aksu'yu turizm olarak bakıldığı zaman Perge ile de örtüştürebiliyoruz, özdeşleştirebiliyoruz. Perge'nin zaten Aksu'ya katkısını biz daha fazla olsun, ziyaretçinin daha fazla olduğunu yönde çalışmalarımız da oldu. Özellikle gecelerin de ziyaretçi yapılabilmesi için orada tekrar düzenleme, aydınlatma sistemlerini Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığımıza yaptırmış olduk. Şu an işte Perge'nin çevresini de değiştirmiş olduk. Şu an bakıldığı zaman 3 milyonluk bir yatırım orada yapılmış oldu son bir yılda. Perge hakikaten herkesin özellikle görmek istediği bir yer. Turizmi de Antalya'ya çeken yerlerden birisi biliyorsunuz. Kurşunlu Şelalesi zaten o yerel turizmin yani normal doğal kaynaklar doğal şeyin olarak bakıldığı zaman o zaten yine tüm Türkiye'nin her yerinden ziyaretçinin geldiği bir yerimiz. O da tabii Aksu'nun gelişiminde, tanıtımında gerçekten ciddi bir konum olan, yer olan bir turistik yerimiz diyelim. Bir de tarım konusu var Aksu'da. Sera alanlarımız var, fide alanlarımız var. Hemen hemen Türkiye'deki domatesin çıktığı yerlerden biri. Bir finike birisi Aksu. İşte 5 kilo çıkıyorsa 2 kilosu buradan çıkıyor deniyor. Bu konuyla ilgili var mı hem çalışmalarınız hem de buradaki tarım nasıl gidiyor? Aksu hakikaten Antalya'da tarımın başkenti gibi, hani merkezi gibi görken bir ilçemiz. Yani onunla ilgili de zaten hükümetimizin de son zamanda tarımın önünü açma yönünde ciddi çalışmaları vardı. Özellikle yatırımcıya uzun vadeli kredi verme, işte tarım arazilerindeki yollara kadar biz de üretimin nakliyesiyle ilgili pazara ciddi çalışmalarımız var yolla ilgili bakıldığı zaman. Biz yatırımcının önünü açabilmek için de özellikle planlama, yani özellikle tarımsal planlamaya da ciddi manada eğildik. Özellikle şu şeyden dolayı da, Aksu'nun ıslah projesinden dolayı da tarımın önü zaten 135 bin dönümlük bir alanda imarla ilgili planlamayla ilgili bir çalışmamız var. Bundan sonra artık sera yapılabilecek yerler su basmamış olacak. Bunun yanında da
vatandaşımız seraların başlarını evlerinde yapabilecek hale getirmiş oluyor. En önemli projelerden birisi Expo 2016. Biraz Expo 2016'yı bize açar mısınız? Ve sizin ilçe sınırlarınızda siz de tabii oraya hizmet vereceksiniz. En azından Expo 2016 nasıl olacak, nasıl gelişecek burada? Şimdi Expo hakikaten büyük proje. Yani her seferinde bunu söylüyoruz. Büyük projeler de etrafında, yanında küçük projeleri sürükler diyoruz. Expo biliyorsunuz çiçek ve çocuk diyoruz. Yani burada tarımla ilgili bir proje, çocuklarla da ilgili bir proje. Yani biz o büyük projenin sayesinde Aksu'ya 8-10 milyon Expo'ya diyelim ziyaretçinin geleceği hesap yapılırsa, biz onun sayesinde bakıyorum 300 milyon maliyeti olan raylı sistemi getirmiş oluyoruz. Yani yoksa Aksu'nun 70 bin nüfusuyla 300 milyonluk bir raylı sistem projesi olur muydu? Yani raylı sisteme 300 milyonluk yatırım yapan bir firma, bir kuruluş diyelim, burada 70 bin nüfustan ne kadar yolcu çıkacaktı? Yani Aksu biz şu an işte dikkat edin karşılarda bile işte imarı bitiriyoruz, evler yapılıyor. Yani Expo'ya o zamanki gelecek olan Aksu'nun o günkü konjüktürüne göre, nüfusuna göre bir gard alıyor. Yani yatırımcılar gelmiş oluyor. Bunları sağlayabilir miydik? Sağlayamazdık. Yani Aksu'da şu an 10 milyon ziyaretçi geldiği zaman buradaki insanların tabi burada altyapıyı hazırlamaya çalışıyoruz bakıldığı zaman. Esnafın o günkü şartlardaki kazancının hesabını yap, turizmin kazancının hesabını yap. Bunların altyapısını biz şu an hemen hemen bayağı bir yere getirdik, bitiriyoruz baktığın zaman. Yani burada raylı sistemiyle, köprülü kavşaklarıyla, işte kuzey çevre yoluyla, Alanya otobanıyla diyelim, Gebiz tarafından Karacım oradan gidecek olan, işte Konya'dan o taraftan gelecek olan hızlı tren projeleriyle, yani şu an zaten işte Kundu'dan şeye gidecek olan, Kadriye Bilek tarafına gidecek olan yol işte son şeyine geliyor, o da çalışılıyor. Yani yol ağıyla örülen, ulaşımı kolay olabilen, biraz önce bahsettiğiniz gibi işte havalandan bahsediyoruz. Yani bu bölge hakikaten ulaşımda sıkıntı olmayacak bir bölge. Bütün bu potansiyelleri iyi değerlendirebilirsek Aksu, ben Antalya'nın değil de Türkiye'nin bir parlayan yıldız olacağını düşünüyorum. Peki bizi izleyen, yurt dışından izleyen sevgili seyircilerimiz de var. Birçoğu emekli olmuştur. Antalya hep akıllarında vardır. Yerleşmek isterlerse Aksu'ya. Nasıl? Şimdi biz tabii biraz yol üzerindeyiz ama Aksu'nun içerisi köylere doğru gittiğimiz zaman bizler biliyoruz harika yerler var yeşillik içerisinde. Ne yapması gerekiyor? Burada evler ve imkanlar mevcut mu? Bir emeklinin rahatlıkla yaşayabileceği şekilde. Ben burada yatırım yapacak olan insanların özellikle belediyeyle dirsek temasında olmalarını istiyorum. Çünkü hangi bölgede ne tür çalışma yapıyoruz? Ne zaman? Tarım yapacak olan insanlar ne yapması lazım? Ya da arsa alıp oturacak olan insanlar ne yapması lazım? Bunlarla ilgili de bizim belediyenin imarla ilgili yaptığı hakikaten ciddi çalışmalar var. Birçok bölgede çalışmamız var. Hangi bölgede ne çalışma var? Ne durumdadır? Onları direkt arkadaşlara ulaşabilirler. Bizim telefonlarımız da zaten belediye başkanı olarak benim telefonum 24 saat açıktır. Her zaman ulaşabilirler. Yani orada bir çekinmesinler. Gelsinler. Yani ikinci, üçüncü ellerden de hiç gerek yok. Direkt bizlerden şey yapabilirler, bilgi alabilirler. Evet, buradan bilhassa yatırımcılara, Antalya'ya yatırım yapmak isteyenler Aksu'ya geldiklerinde Aksu ilçesinde direkt belediye başkanımız 24 saat hizmetinizdeyim diyor. Telefonum açık diyor. Onun da sözünü veriyor. Aksu'da yine buradaki görevli arkadaşlar da sizlere yardımcı olacaklar. Peki süremiz bitmek üzere. Son ilave etmek istediğiniz bir şeyler var mı? Aksu'ya da bir görmelerini, bu bölgeyi de özellikle herkese şey yapıyorum. Çünkü ulaşılabilir olma çok önemlidir. Antalya'nın bir semti pozisyonuna gelecek. Çünkü buradaki köprülü kavşaklar bittikten sonra zaten 3 tanesi bitince bile bir hayli rahatladık. Diğerleri de bittiği zaman kesintisiz bir ulaşım olacak. Antalya Aksu arası 5 dakikaya inecektir. Raylı sistem olduğu zaman zaten Antalya'dan akşam olduğu zaman adam buraya gelir, bu bölgeyi gezer, tekrar çıkar. Antalya merkezde yaşamaktan çok daha iyi olabilecek bir bölgedir. Tabii biz bölgenin her yerinde ev yapılacak da oturulacak, imar yapacak değiliz. Tarım bölgelerini zaten ayırıyoruz. Bunun yanında da yarın
bu bölgelerdeki imara soktuğumuz bölgeler vatandaşlar arsasını şeyini aldıktan sonra da yer bulamama durumuna da gidilir. Bir an önce kararını verip herkes yapacak olduğu yatırımları da yapması gerekir diye düşünüyorum.